dinleyiciler, Mihenk Taşı programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Aradan önce çok önemli bir noktada kaldık yine. Tefrikanın anlamı. Evet, tefrikanın anlamı üzerinde dururken tedbir almayı konuşuyorduk. Evet, evet. Şimdi evet, neye tedbir diyoruz? Tedbir nedir? Nedir ve neye tedbir diyoruz? Evet. Akıllılıktır. Akıl da bir işin sonunu düşünmektir. Efendimiz buyuruyor ki la akle ket tedbiri. Tedbir işin sonunu düşünmektir. Sonunu düşünmeye şuur da denir. Yaptığım iş sonunda kime yarıyor? Orayı düşünerek fiiliyatı yapma işi hidayetle, ferasetle ve dirayetle olursa sonuç alırsın. Yoksa alamazsın. Mümkün değil. O zaman Allah yardım eder. Şimdi bu وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayet-i kerimesindeki لَا تَفَرَّقُوا ne manaya geliyor? Erbakan hocamızın izahıyla açıklıyoruz. Kim daha iyisini yapacağım diye kendinde ayrılma hakkını görürse başkasına da kendisinden ayrılma hakkını vermiş olur. Oysa Yüce Rabbimiz وَلَا تَفَرَّقُوا ayetindeki لَا ile tefrika cinsinden her şeyin yapılmasını nehyettiği gibi, tefrika cinsinde ne varsa evet, onların yapılmasını nehyettiği gibi evet, Ra'nın üzerindeki şedde ile de tefrikanın hiçbir surette yapılmasının caiz olmadığını, yani daha iyisini yapacağım, menfaat elde edeceğim, şunu edeceğim, bunu, onların evet, oradan çıkıyor o. Oradaki şedde çok mühim. Ve la teferreku çift. Neden o teferraku diyor? Bütün tefsirlerde bu çok önemli. O tehkid edin. Şimdi hem la var, nefil cins, yani tefrika cinsinden hiçbir şey yapma. Orada şeddeyle de onu tehkid ediyor. Hiçbir surette tefrika caiz değil diyor. Peki kesin olarak ne yetmektedir? Ardından da diyor ki Erbakan hocamız, bak neden böyledir biliyor musun? Yani daha iyisini yapacağım, neden daha iyisini yapacağım niyetiyle yaptığım iş tefrika olsun diyenlere, ayrılıp gidenlere, zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Usul kural, usulen yanlış olanın, bak şimdi Anayasa Mahkemesi önce bir müracaatı ne yönden inceliyor? Usul yönünden. Niye usul yönünden inceliyor? Çünkü usul o kadar mühim ki la vusule illa bil usul. Usul olmadan vusul olmaz. Senin başladığın nokta zehirli ise, usulsüz ise sonun da usulsüz olacak. Takva üzerine başlamadıysan sonun karakolda bitecek. Menfaat, sen FETÖ'yle niçin bir araya geldin? Türkiye'de iktidar olayım, sonra onu harcarım mı diye düşündün. Yok, hiç öyle düşünmedin. Nasıl İslam'dır zannettin. Ama sonunda yılanla aynı yatağa giren ne hale gelir gördük. Evet. Şimdi ben bunları söyleyince bir kısım kardeşlerimiz benim bunları bir haset gereği söylediğimi veya bir hınç gereği söylüyor. Asla Allah'a sığınırım. Ben bunları onun için söylemiyorum. Erbakan hocamız hidayetleri kararmış, dirayetleri kalmamış demesi her defasında aldanacaklarının sözünü söylemiş olması demektir. Şimdi de aldanıyorlar. Neden? Tedbir zannıyla değil mi? Birçok şeyi akıllarına göre yapıyorlar. Usule uygun yapmıyorlar. Üzülüyoruz. Ya hocam sen bunları biliyorsun da niye gidip onları anlatmıyorsun? Ya onlar kendilerini Süreyya Yıldızı'nda zannediyor. Sen kimsin de seninle konuşacaklar? O anlama geliyor. Ne yapalım biz de hakikatleri bildiğimiz ilmi usulüne uygun çok fazla şey yapmadan hakkı ortaya koymanın çabası içindeyiz. İnsanlar anlasın, duysun, bilsin, derdimiz o. Ben illa benim dediğim doğrudur demiyorum. Ama varsa bir bu işlerle meşgul olan insanlar ya gelsin desin ki senin şu söylediğin şey, şu ayetteki şu mana yanlış, şu hadisteki şu mana yanlış, sen niye böyle batıl manalar veriyorsun diye beni ikaz etsin. Ben bunu açıyorum, kimseyi kınamam ki. Müslümanın yanlışını gösteren Müslüman onun elini öper. Çünkü yanlış çok mühimdir. Çünkü hele hele sen direksiyondaysan ve ümmeti götürüyorsan yanlış yapma lüksün yok. Aldatıldım deme lüksün yok.
Orada aldatıldım demek benim idare ehliyetim yok demektir. Onu nasıl izah edeceğiz? Onun için evet, hocamızın zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Teşkilatlı bir çalışmada daha iyisini yapmak demek. Bu çok önemli. Evet, daha iyisini yapmak demek. Başkanın eksik yaptı, eksik bıraktıklarında ona yardım edip onları tamamlamak demektir. Daha iyisini mi yapacaksın? Evet, evet. Gel beraber elimizden tut, beraber yapalım. Daha iyisini burada yapalım. Ayrılıp gideceğim, daha iyisini yapacağım, öyle bir şey yok. Sen baştan zehirli bir meyve gibi başladın. Oradan çıkmıyor sonuç. Benim üzüntüm orada. Ha derlerse ki biz Milli Görüş'e döndük. Erbakan hocamızın yolunu, ilkelerini, D8'i canlandıracağız. Maneviyat, önce ahlak ve maneviyat ilkemize döneceğiz. Evet, başımızın üstünde yeri var. Şimdi Temel Bey onları anlatıyor. Biz birleştiriciyiz, ayrıştırıcı değiliz ki. Kim bizim konuşmamızdan ayrıştırıcılık anlıyorsa kendi cetvelinin eğri olduğunu anlasın. Evet. Allah muhafaza. Onun için hangi şart altında olursa olsun diyor Erbakan hocamız. Evet, cihat çalışmaları bir karargaha bağlı olarak bir duvarın kenetlenmiş taşları gibi itina ile yürütmek vazifemizdir diyor. Evet. Onun için o karargah hak üzerine olacak. El cemaatü men kâne halel hakkı velev kâne vahiden. Cemaat odur ki, teşkilat odur ki hak üzerinde bulunmak. Yanlış üzerinde topluluğun, bütün topluluk yanlışa gitse bir kıymet ifade etmez ki. 100 çürük yumurta bir sağlam yumurta yapmıyor. Şimdi bütün bunları gördükten sonra çok önemli bir nokta var. Yani İslam ittifakı nasıl sağlar? Nasıl ittifak edilir? Bu çok önemli. Evet, şimdi burada ilaç demek ki usulüne uygun cihat dediniz. Evet. Bu yapılırsa inşallah diyorsunuz ki ittifada getirir. Peki İslam ümmeti nasıl ittifak edecek değerli hocam? Aynen öyle. Nasıl edecek? Şimdi bir defa ittifak çekişme olmadan, niza olmadan, çekişme, niza, niza ayet-i kerimede geçiyor, evet. Çekişme geçiyor. Onlar olmadan tek başına ihtilaf, hilaf, çekişme, niza, tefrika. Oradan da kıtale gidiyor. Heç. 4-5 tane mana şey var, kelime var. Evet. Bu işin altyapısını şeytanın arzuladığı noktaya götüren şeyler var. Ve la tenazeu diyor Allah. Evet. Çekişmeyin. Niza yok yani. Ve cadilhum billeti ahsen. Güzel yolla mücadele edin. O da çok önemli. Onun için değerli hocam, oraya başlamadan yani şimdi niza yok derken, çekişme yok derken, peki ola ki aranıza bir niza, bir anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık çıksa tatlı tatlı konuşacağız. Ha, onu bağırıp çağırmanın bir manası yok. Yani yine evet, insan heybetli konuşur. İnsan gerçeği anlatır. Niye? O gerçek çok tamam. Önemlidir. Evet. Ama bir masanın etrafında insanlar konuşurken nezaket kuralları içerisinde bu işi yapacaklar. Yani dışarıdan başka birini, Müslümanların dışında birilerini o işe karıştırmayacak. Karıştırmayacak. Kendi... O zaten işin doğasında var. O nifak, cihadı bozan şeylerin içinde nifak var. Cihadı bozan şeylerin üçüncü maddesi ihanet. Evet. Dördüncü maddesi Allah'tan başka şeylerden şey beklemek, zafer beklemek. Sen şimdi Amerika'dan oradan buradan medet umuyorsun. Ya öyle görünüyorum, öyle değilim aslında. İşte o zahiri şeriata aykırı görünmeyeceksin. Nasıl görün diyorsa sana Allah öyle görünecek. Olduğun gibi. Olduğun gibi. Orası çok önemli. Zaten öyle başladı bu iş. Buyurun. Şimdi orada topyekün Allah'ın ahkamını uygulamak üzere ittifak etmek. Şimdi ittifak nerede olacak? Kitap ve sünnet üzerinde. Evet. Kitap ve sünnetin emirlerinde biz bir defa ihtilaf etmeyeceğiz. Nasıl? Onların uygulanması gerektiği üzerinde. Evet. Onların uygulanması gerektiği üzerinde bir insan ihtilaf ederse caddeden çıkıyor. Ya da tehir edilmesinin tehir edilmesi vesairesi hepsi. Evet.
Tabii tedarruç var. Yani ama belli bir tedricilik vardır İslam'da. Aşama aşama. Ama ittifak edeceğimiz şey çok mühimdir. Birlikteliklerimiz, şimdi bugün Müslümanlar ehli kıbleyi tekfir ediyor birbirini. Evet. Nasıl ittifak edecek? Allah, peygamberimiz ehli kıbleyi tekfir etme diyor, o tekfir ediyor. Onun için İmam Hasan Efendimiz Fıkıh Ekber'de çok mühim bir kural koyuyor. Allah'ın bize indirdiklerini tevil edenler kafirdir denilemez. Allah'ın indirdiklerini tevil etse o, evet, farklı bir görüş beyan ediyor. Tevil edebilir. Ama tevil gayri mercuh manaya, yani işaret edilen manaya değil de, karinesi olan manaya değil de, bir menfaat veya bir başka meseleden dolayı tevil ediliyorsa, o zaman orada usul devreye girer. Usul düzeltir onu. O ayrı bir ilim. Tefsir ilmi. Çünkü kalplerinde eğrilik olanlar tevile giderler buyuruluyor. Birliktelik, tevile sapma niyetiyle herhangi bir dünyalık menfaat olmadan sağlanır. İhlas üzere sağlanır, takva üzere sağlanır. Dolayısıyla mesela Tevbe suresi 39. ayeti okumak istiyorum. اَلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Eğer siz Allah'ın nizamı üzerinde, Kur'an nizamı üzerinde ittifak etmez de, bunun için çalışmazsanız, bunun için nefer olmazsanız, bunun için asker olmazsanız, bunun için cihad etmezseniz, يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Bu ayet-i kerimeler, işte o bizi cezalandıran, bütün fitneleri ortaya koyan onlardır. Öyle ortam oluşuyor. Dışarıdan da içeriden de patlama oluyor. Onun için yuazibukum azaben elime ve yestebdil kavmen gayrekum, sizi değiştirir başkalarını getiririm diyor Allah. Evet, ve la tezurruhu şey'a, siz iç bütünlüğünüzü de dış bütünlüğünüzü de nasıl şeyde nedir o 15 Temmuz'da topyekün bir millet birleşti, topyekün Müslümanlar niye birleşemesin? Pekala. Demek ki birleşir bunlar da. Bu nasıl olacak? Şimdi bu çok mühimdir. Allah-u Teala bize Müslüman ismini verdi mi? Elbette. Dolayısıyla Müslüman isminden daha üstün bir isim aslında biz kendimiz için edinemeyiz. Alt taraflarda birbirimizi tanımak için ırkımız olur, partimiz olur, cemaatimiz olur, tarikatımız olur, ne bileyim derneğimiz olur. Ama onların hiçbiri Müslüman isminden üstün değil ki. Bir adam ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. Amen tüyü nakzetmedikçe. Amentü ilkelerini nakzetmedikçe. Sonra İslam ümmetinin birliği, yani ittifak, evet, inşallah biz din görevlileri birliği derneği olarak İslam'da ittifak etmenin, İslam'da ittifak ahlakını ahlakı konferansları vereceğiz. İnşallah. Bunları, evet. Bu bakımdan bunları biz toparladık, şimdi hazırlık yapıyoruz. İslam ümmetinin birliği bir cemaatin, bir ırkın, bir tarikatın kendi içindeki birliğinden daha üstün değil mi? Mustafa Bey. Tabii ki canım, elbette yani. Öyleyse İslam ümmetinin birliğini öncelemiyoruz. Kendimizin menfaatlerini önceliyoruz. Zannediyoruz ki o birliktelik bizi birlik yapacak. Evet, biz hem tümden gelim hem tüme varım. Hem kalpten topluma hem toplumdan kalbe doğru ittifakı sağlamak durumundayız. Kalbi ittifak olmadan, şekli ittifak olmadan, zahiri ittifak olmadan nasıl olacak da İslam ümmeti birleşecek? Hepsi birbirini tamamlar. Niye saflarınızı sık tutun, aranıza şeytan girmesin buyuruluyor? Arada boşluk olursa kalpleriniz birbirine karşı yönelir buyuruluyor. Hem tümden gelim hem tüme varım. Hem bütünden parçaya hem parçadan bütüne. Hem makroda ittifak hem mikroda ittifak. İkisi beraber. Onun için gerçek müminler bu ilkeleri dikkate alarak siyaset yaparlar. Hep de buna bakarlar. Niye? İttifakı bozacak her şey sirkenin balın içine katılması demektir. Yani şöyle de, bitecek işi onun. Şöyle de anlamamız gerekiyor herhalde, yanlış mı düşünüyorum? Şimdi İslam ümmetinin tamamına fayda getirecek bir husus da kendi cemaat veya tarikatımızın menfaati ikinci plana, ikinci, üçüncü, beşinci atılması. Tabii, tabii. Onun için niye şehide şehit diyoruz? Umumun menfaati için, hususi zarara katlandığı için. Evet.
Şimdi her şey birbirininle ilintilidir. Bir bütün olarak İslam'ı düşüneceğiz. Onun için bütüncül düşünmeyen İslam'ı kavraması zayıflar. Çöker. Kim İslam'ı parçalarsa sonunda parçalanır. Evet. Kur'an-ı Kerim, sünnet seniye, kıyas-ı fukuha, icma ümmet, Müslümanların temel edinle şer'iyesidir. Bunları tartışma konusu yapan insan ittifakı kavramayan insandır. Evet. Bu ehl-i sünnet vel cemaatın esas hizmeti nedir? Bir numaralı hizmeti İslam birliğini sağlamaktır. Onun için ehl-i sünnet dendi ona. Evet. Vel cemaat dendi. Cemaat o bütün toplulukları bir araya getiren. Bir küçücük topluluk ben ehl-i sünnetim, başkaları ehl-i sünnet değil diyemez. Böyle bir şey olmaz. O kısır kafadır. Dar kafadan bakıyor. Dar açıdan bakıyor. Böyle bakacağına böyle bakıyor olaya. Olayı dar açıdan bakıyor. Sonra İslam'ın, şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani ittifak etmek için İslam'ın mükemmel olduğunu kabul etmek lazım. İslami düşüncenin dört temel esasını bilmek lazım. Evet. O İslam haktır, mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez, ondan da bir şey çıkartılamaz. İlkesi çok mühimdir. O ilke, sentez, montaj vesaire İslam reforma, ılımlılaştırmaya ihtiyacı yok. Neden? Haktır, mükemmeldir. O kadar, bugün sizin dininizi tamamladım, mükemmel bir din. Bu dine uyun. Bu dine uymak maksadıyla ona yönelen insanın kalbini Allah açar. İttifaka doğru müminler arası. Şimdi kim niyetini ve amelini salih tutmuyorsa içinde kılcıklar olur. Kalbinde kılcıklar olur. O diğerine batar. Evet. O zaman ihtilaf başlar. O zaman ihtilaf başlar işte. Kalbi ittifak sağlanamaz. Kalbi ittifak bazı zanlarından ve bazı teferruata ait meselelerden tenazül ederek sağlanır. Bir adam niye mezhepler doğdu? Mezhepler bu gerekçeyle doğdu. Her birinin illeti var. Her birinin temel sebepleri var. Müslümanlar öncelikle İslam birliğine davet ederler. Tarihte vuku bulan Müslümanlar arasındaki hadiseleri ihtilaf mevzu yaparak dünkü ihtilaf edip imtihanı kaybedenlerin durumuna gel biz de düşelim demektir o. Evet, Allah'ım. Böyle bir saçmalığa niçin müsaade edelim? Evet. Sonra Müslümanlar ittifak ettikleri konuları öncelerler. İhtilaf ettikleri konuları önceleyerek söze başlamazlar ayrı gruplar. Evet, asla. Evet, doğru. Değerli hocam, son dakikanın içerisindeyiz. Bu mevzuyu burada noktalayacağız. Önümüzdeki hafta hocam biz bunu mu işleyelim? Yani bu konuyu işlememiz. Bu konuyu o zaman işleyelim. Öyle yapalım. Daha sonraki hafta inşallah cihatla ilgili evet, konulara girelim. Evet. Çünkü bu mühim bir mevzu. Evet. Şu anda çok ihtiyacımız olan. Ben bu geçtiğimiz hafta sonu Güneydoğu'daydım. Evet. Orada sevindirici bir durumla da karşılaştım. Onu da bu ittifakla da ilişkili olduğu için buradan zikredeyim. Muş, Bitlis, Bingöl bölgesindeydim. Halkımız ittifaka susamış. Hmm. Halkımız orada bu işte terör gruplarına destek veriyorlar diye onun tamamına bir ön yargılı bakış vardı. Allah'ın izniyle bu halkımız ondan vazgeçmiş ve dolayısıyla bir arayış içerisine girmiş. İnşallah sizlerin de böyle gayretleriyle inşallah din birler de burada önemli bir rol üstlenir. Böylece halkımız aslına dönecek diye umut ediyoruz. Ben ümitli geldim inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden. Oradaki kardeşlerimize selamlar. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Önümüzdeki konuya devam edelim. Peki. Sevgili izleyiciler geldik.